Milattan sonra 198 tarihinde Roma İmparatoru Septimus Severus'un işgaline ve biraz daha ağır konuşalım zulmüne maruz kaldı. Bu Palladium Magnum 1453 tarihine kadar saray olarak kaldı. Kaldı ama Bizanslılar tarafından kullanılması 11. hatta 12. yüzyılın ortalarında bitti. Kudüs'ü onların tabiriyle kafirlerden, bizim tabirimiz ise Müslümanlardan kurtarmak için Roma İmparatoru, o günkü Laskaris ailesinden İmparator Laskaris, Haçlı'dan, Papalık'tan, Venedik'ten, Ceneviz'den, Napoli'den, Floransa'dan yardım istedi. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün bulunduğu, Hukuk Fakültesi'nin, İktisat Fakültelerinin bulunduğu, Merkez Kampüs'ün olduğu yeri saray olarak belirledi. Sevgili dostlar merhaba. Yeditepe'li İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün Yeditepe'li İstanbul'un her bir tepesinde Roma'da ne vardı? Osmanlı bu Roma eserlerinin üzerine hangi binaları ekledi? Ve bugün 2019'lu yılları yaşadığımızda, 2020'lere az kalan bu günlerde acaba bu Yeditepe üzerinde hangi eserler var? Bu eserler kim tarafından, neden, ne zaman konuldu ve ne olarak kullanıldı? İşte biz bugün bu sorulara cevap vermeye başlayacağız. Uzun soluklu ve heyecan dolu tarihte yürüyen adam Yeditepe İstanbul'a hoş geldiniz. Trakya bölgesinden gelen Megaralı Bizans tarafından kurulan İstanbul esasında bir tepenin üzerinde kurulmuş ve Körler ülkesi denilen Kalkede ona komşu olmuştu. O günlerde bir şehir devleti, bir şehir kale devleti olarak varlığını sürdüren Bizans, başkenti diyemiyorum sadece bu kadar çünkü Bizans, milattan sonra 198 tarihinde Roma İmparatoru Septimus Severus'un işgaline ve biraz daha ağır konuşalım zulmüne maruz kaldı. Septimus Severus İstanbul'da 198 tarihinde yapmış olduğu bu işgal hareketinden sonra ve esnasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadı. Yıllara varan bu zulüm sonunda oğlu, büyük oğlu Anatolia Caracalla dedi ki Septimus Severus'a, Roma kralına, baba yeter artık. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu şehir düşman bir şehir değil dedi. Ve bunun üzerine Septimus Severus tüm Bizans kaynaklarının anlattığına göre insafa geldi. Ve o an itibariyle bir köy, hem de bakımsız ve kötü bir köy görünümünde olan İstanbul'a merhamet etti. İstanbul üzerindeki zulmünü kaldırdı ve İstanbul'a hediye olsun diye Roma'da Kolezyum binasının önündeki Circus Maximus'a benzeyen bir hipodrom meydanı, bir arena, bir sportif gösterilerin yapıldığı alan yaptı ki biz buna Sultanahmet Meydanı'ndaki hipodrom ya da at meydanı diyoruz. Milattan sonra 205 tarihinde biten bu at meydanı İstanbul'a Romalıların yaptığı ilk eser olarak bilinmektedir. 325 tarihinde Hristiyanlığı resmi bir din haline alan ve koyan Roma İmparatoru Maximus Konstantin, yani Büyük Konstantin, 11 Mayıs 330 tarihinde İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun ikinci büyük başkenti yaptı. Artık İstanbul bir devlet başkentiydi. 200 sene önceki hali artık yoktu. Bir başkentti. Batı, devletin batı taraflarının başkenti Roma, doğu taraflarının başkenti ise resmiyette Nova Roma, yani Yeni Roma, halk arasındaki adı ile Konstantinopolis'ti. Bir tepe üzerine kurulan Megaralı Bizans'ın başkenti İstanbul, İmparator Konstantin devrine gelindiğinde Beştepe'ydi ve
iki tepe daha eklenmesi gerekiyordu. Fakat 120 senesi daha vardı onun için. Roma İmparatoru 2. Theodosius'a kadar, yani 1. Theodosius'un oğlu Arkadius'un oğlu 2. Theodosius'a kadar Beştepe olarak kalan Cerrahpaşa sahilinden Samatya'dan Cerrahpaşa, Fındıkzade, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi, Fatih Camii'nin Yavuz Selim Camii dışarıda kalmak kaydıyla aşağıya doğru Haliç ve Beştepe vardı. Roma İmparatoru 2. Theodosius Sur'u, İstanbul surlarını, İstanbullu şehri mevcut ihtiyacı karşılayamadığı için büyüttü. Surları bugünkü anlamda Ayvansaray ile Zeytinburnu sahili arasında 6800 metrelik bir alana getirdi. Ve artık bizim tarihlerde, takvimlerde, gözlerde, gönüllerde, her yerde yedi tepeli şehir olarak bildiğimiz İstanbul en yalın, en has haliyle yerini almış oldu. Ha bu arada bu cümleleri kurduğum bina Soğuk Çeşme Sokağı'nın son binasıdır. 1800 tarihinde kendisi de bir Mevlevi tarikatı mensubu olan Mevlevi menşeili Meşrepli 3. Selim tarafından yapımına müsaade edilen Zarifi Efendi tekkesi bir Mevlevi tekkesidir. Osmanlı insanının ruhunu nakşeden, kibarlaştıran, insanı torna tesviyelerinden geçirip insan eden güzel tekkelerinden biri. Zarifi tekkesinin önünde size yedi tepeli İstanbul'un yedi tepesinin oluşum hikayesini anlatmak ayrıca mutluluk verici. 11 Mayıs 330'da Maximus Konstantin, yani Büyük Konstantin tarafından başkent edilen bu şehirde artık bir saray olması gerekiyordu. Bir imparatorluk sarayı olması gerekiyordu. Ve zaten Megaralı Bizans'ın saray merkezi olarak kullandığı bir numaralı tepenin tam ortasındaki sarayı düzenledi, tefriş etti, restore etti, büyüttü. Çatladı kapıya kadar zaman içerisinde ulaşılan büyük bir saray haline getirdi. Bu sarayın adı Palladium Magnum'du. Nereden başlar? İşte buradan. Topkapı Sarayı'nın kapısındaki bu kapıdan girilen saraydan başlar. Çatladı kapıya kadar gider. Bu Palladium Magnum 1453 tarihine kadar saray olarak kaldı. Kaldı ama Bizanslılar tarafından kullanılması 11. hatta 12. yüzyılın ortalarında bitti. Zira 1150'li tarihlerden itibaren Bizans İmparatorluğu artık burada bulunan Palladium Magnum Sarayı'nı bıraktı. Bunun yerine Edirne Kapı'da Kariye Camii'nden aşağılara Ayvansaray'a kadar uzanan ve bugün bizim ve Osmanlı'nın Tekfur Sarayı adını verdiği saraya yerleşti. 1150'li yıllardan itibaren Roma İmparatorluğu'nda iki tane saray vardı. Bu saraylardan biri Palladium Magnum, yani buradaki büyük saray. Diğeri ise Kariye Camii'nden Ayvansaray'a kadar inen ve bizim Tekfur Sarayı diye isimlendirdiğimiz Bilekarna İmparatorluk Sarayı'ydı. Bu iki saraylı imparatorluk 1204 tarihinde tarihlere 4. Haçlı Seferi olarak yansıyan büyük katliama kadar iki saraylıydı. Peki ondan sonra ne oldu? Sahi 1204 Haçlı saldırısı İstanbul şehir tarihinde ne ifade etmektedir? Az sonra. Bizans İstanbul'u için, Roma İstanbul'u için 1204 tam bir yıkımdır. Zira Selçuklu tehlikesinden İstanbul'u kurtarmak ve sonra Kudüs'ü onların tabiriyle kafirlerden, bizim tabirimiz ise Müslümanlardan kurtarmak için Roma İmparatoru, o günkü Laskaris ailesinden İmparator Laskaris, Haçlı'dan, Papalık'tan, Venedik'ten
Ceneviz'den, Napoli'den, Floransa'dan yardım istedi. Tamam dediler. Venedikli komutan Enricus Dandolo önderliğinde 64 yaşındaki Enricus Dandolo önderliğinde bir ordu İstanbul'a giriş yaptı. Bu ordunun amacı Selçuklu tehlikesinden yani Müslüman tehlikesinden İstanbul'u kurtarmaktı. Şehre girdiler. Şehre de üstelik Ayvansaray'daki Bilekarna İmparatorluk kapısının sarayının sahile bakan kapısından girdiler. Bu kadar da tuhaf kapıları açtılar. Çünkü bunlar müttefiklerdi ve düşman tekti. Düşman kafir diye addettikleri Müslümanlardı. Girdiler. Enricus Dandolo bir kral gibi karşılandı. Fakat bir baktılar İstanbul harika. Bu arada bu eser o günlerde de vardı. 700 yaşındaydı o günlerde. Bu eser 1204 tarihinde bile 700 yaşındaydı. Nasıl muhteşem bir eser. Çok beğendiler ve dediler ki Ortodokslar da bir nevi kafir sayıldığı için biz kafirlerle mücadele etmeye Ortodokslardan başlayalım dediler ve İstanbul'u işgal ettiler. Tam 57 yıl süren bu zulüm esnasında İstanbul'da taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadılar. Ciddi anlamda İstanbul'un maddi ve manevi tüm değerleri Hristiyanlık dünyası anlamında mukaddes emanet denilen ne varsa her şeyi altın, bronz, yakut, elmas, pırlanta, tunç hatta pirinç devhalar akıllara ne geliyorsa her şeyi aldılar, soydular, İstanbul'u soğana çevirdiler ve Avrupa'ya kaçırdılar. İşte bu esnada İstanbul 57 yıl süren bir fakirlik, 57 yıl süren bir zavallı dönem yaşadı. 1261 tarihinde Paleologoslardan bir kral geldi ve İstanbul'u kurtardı. Tekrar buraları şu caddenin olduğu, şu turistlerimizin fotoğraf çektiği ve aşağılara doğru inen her taraf Palladium Magnum'du, büyük saraydı ve saray olmaya devam etti. 1453 tarihinde İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han, cennet mekan, Ebu'l-Feth, kalbimizin üstadı Sultan Mehmet Han bu şehri İslam ile şereflendirdiğinde ilk girdiği yer Topkapı ya da Edirne Kapı arasından bir delik, bir gedik ya da bir kapıydı. Zira net olarak şuradan girdi diyemiyoruz. Giriş tarihini biliyoruz. 30 Mayıs 1453 Çarşamba günü geldi. Doğrudan doğruya Ayasofya'ya girdi. Haydi Ayasofya'ya doğru bir yolculuk yapalım ve orada bakalım mı? Buyurun. Size 3. Ahmet'ten Ayasofya. 30 Mayıs 1453 Çarşamba günü Ayasofya'ya giren Fatih Sultan Mehmet Han orada korku ile kendisini bekleyen Yunanlı İstanbullulara baktı. Yunanca Kratovilos ve Andronikos'un tarih kitaplarında yazdığına göre Yunanca kardeşlerim dedi. Bu şehir bizim. Bu şehir sadece benim değil. Bu şehir hep birlikte bizim. Dün ne iş yapıyorsanız, fetihten önce işiniz neyse, eviniz neredeyse, yarın da o işi yapmaya, o evde ikamet etmeye devam edin. Kardeşlerim, bu şehir bizim dedi. 1453 tarihinin 30 Mayıs'ında cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han. Ardından Edirne'ye bir daha gitti. 2 ay sonra İstanbul'a geldi. Artık kendisine barınmak için bir yer yapması gerekiyordu. O yer neresi olmalıydı? O yer neresi olmalıydı? Karar verdi. Palladium Magnum değil. İstanbul'un bir numaralı tepesi değil. İstanbul'un 3 numaralı tepesinde bugün üzerinde İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün bulunduğu Hukuk Fakültesi'nin İktisat fakültelerinin bulunduğu merkez kampüsün olduğu yeri saray olarak belirledi ve oraya bir saray yaptırdı. O sarayda 1478 tarihine kadar yani Topkapı Sarayı bitene kadar oraya bazen gitti, bazen geldi. Sonra baktı, orada yaptırmış olduğu saray çarşının, alışveriş merkezinin bugün bile hala aynı özelliğe sahip olan Mercan'ın,
Tahtakale'nin, Uzun Çarşı'nın, o bölgenin yani Eminönü Unkapanı ortak bölgesinin tam ortasında olan bu saray, ticaret merkezinin ortasında olduğu için Bostancı başılarının yani bugünkü kavramla güvenlik görevlilerinin güvenliği almak için, güvenliği sağlamak için insanlara 100 metre öteden git demesi bir zulüm demekti. Ve Fatih Sultan Mehmet Han 3 numaralı tepede bulunan sarayından çıkıp 1 numaralı tepeye yaptırtmaya çalıştığı sarayına doğru gitti. Beyazıt'taki o saraydan sonra buraya gelip yerleşmedi. Bugün Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve bizim Çinili Köşk diye bildiğimiz köşkü yaptırdı. Çinili Köşk denilen 4 odası 2 salonu bulunan saray, artık ne kadar saraysa 4 tane odası 2 tane salonu vardır oranın. Orada ikamet etmeye başladı. 1460 tarihinde inşaatına başlanan Topkapı Sarayı 1478 tarihinde bitince tamamen Beyazıt'taki ve bugün Çinili Köşk olarak kullanılan saraylardaki her şeyini aldı ve arkamda görmüş olduğunuz Topkapı Sarayı'na yerleşti. Ve kendisi saraylara bir isim verdi. Dedi ki Beyazıt'taki sarayın adı o eski bir saraydır. Bu yüzden adı Saray-ı Atik. Atik eski demektir. Eski saray olsun. Bu da o saraya göre yeni olduğu için Saray-ı Cedid. Yeni saray olsun dedi. Saray-ı Atik, Saray-ı Cedid biçiminde iki tane sarayla Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u şenlendirdi. İki tane sarayı vardı. Fakat şimdi sorun, o saraylarda kaç gün geçirdi? 1451 tarihinde tahta çıkmasıyla birlikte 1453'e kadar zaten bir İstanbul hayatı yok. 1453'ten 1481 3 Mayıs'ına kadar da İstanbul başkent. Peki soru, Fatih Sultan Mehmet Han kaç yıl sarayında oturdu? Cevap vereyim mi? 5 yıl. 30 yıllık taht hayatının 25 yılı at sırtında cepheden cepheye cihat uğruna harcayan Cihan Fatihi Ebu'l-Feth Fatih Sultan Mehmet Han 30 yıllık taht hayatının sadece 5 yılını sarayda hanımının ve çocuklarının yanında geçirdi. Bizler 16 ay, 18 ay, 12 ay askerlik yapıp senelerce anlatan bizler acaba nasıl bir şey olduğunu anlayabiliyor muyuz? 30 yıllık taht hayatının 25 yılı at sırtında, bir o cephe, bir bu cephe.